Roblox'ta hepimizin çok merak ettiği şeyler vardır. Mesela bir oyuna aynı anda 1000 kişi girerse ne olur? Veya 1000 kişi aynı anda ölürse ne olur gibisinden aklımıza bir sürü şey geliyor bazen. Ve biz de bugün bu merakımızı gidermeye çalışacağız ve bu tür şeyleri gerçekleştirmeye çalışacağız. Tabii Roblox'a aynı anda 1000 kişinin girmesi imkansız. Böyle bir şey yok Roblox'ta ama biz bir şeyler yapmaya çalışacağız ve Roblox hakkındaki bütün meraklarımızı bu videoda gidermeye çalışacağız. O zaman gelin başlayalım. Evet, şu anda Roblox stüdyodayız ve buradan kendimize oyun yapmayacağız arkadaşlar. Oyun yapmış gibi yapacağız. Neyse, anlarsınız şimdi. Gelin başlayalım. Tamam, önce ne yapalım? Önce isterseniz gelin aynı anda 500 kişiyi birden öldürelim. Daha sonra bunu 1000 yaparız. Neden 500'den başlıyorum? Çünkü bilgisayar donabilir arkadaşlar. Yani bayağı Roblox çökebilir. Hatta biz önce 100 kişiden başlayalım. 100'ü 500 yaparız, 500'ü de 1000 yaparız. Bakalım 100 kişi aynı anda ölünce ne olacak? 100 kişiyi bir araya toplamamız imkansız. Bunlar gerçek insan olmamalı. O yüzden bot kullanacağız arkadaşlar. Gelin başlayalım. Buraya şu anda kendi Roblox'taki karakterimi koydum arkadaşlar. Bir kişi bu olsun. Aynen öyle. Şöyle koyalım kendisini. Şimdi bir de başka bir Roblox karakteri kullanacağız. Bu sefer arkadaşlarımın karakterini koyacağım. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Şuraya görmüş olduğunuz gibi 5 tane Roblox karakteri koydum. Giray var, ben varım, Mustafa var ve işte Emir ile Kaan var. Evet, görmüş olduğunuz gibi şu an burada 5 kişi var. Şimdi bunları 10 kişi yapacağız. Yani hemen şöyle kopyalayacağız. Hop, kopyaladım ve bunları şu şekilde buraya koydum. Evet, şu anda 10 kişi oldu görmüş olduğunuz gibi. Şimdi bu 10 kişiyi 10 defa daha kopyalayacağım ve böylece 100 kişi olmuş olacak. 10 çarpı 10 eşittir 100. Burada basit bir matematik yapacağız. Evet, şimdi şöyle kopyaladım. Evet, bu 1. Evet arkadaşlar, şimdi bunları bir daha bu şekilde seçeceğim. Bir daha kopyaladım görmüş olduğunuz gibi. Çok güzel, 4 defa oldu. Bir daha kopyaladım arkadaşlar. 8 defa oldu. Bakayım, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet arkadaşlar, şöyle yaparsam 100 olacak galiba. Yanlış hesaplamadıysam şöyle yapıyoruz. Evet, bakın tam şöyle. Şöyle kopyalayalım, eksiklikleri düzeltiriz. Şöyle yapalım. Hah, evet, şu anda 100 olmuş olması gerekiyor. Yani şu an doğru hesapladıysam 100 olmuş olması gerekiyor. Şu an bu gördüğünüz yerde 100 kişi var arkadaşlar. Bakayım. Aynen, burada 100 kişi olması lazım. Hemen basit bir formülle buluruz zaten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet, böyle 10 kişi var. Burada da aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 5. Yine 5 de burada, toplam 10 kişi var. 10 çarpı 10 alan hesaplama formülünden 100. Evet, burada arkadaşlar şu anda 100 kişi var. Gelin şu 100 kişiyi aynı anda öldürelim. Bakalım ne olacak. Evet, başlıyoruz. Bize biraz güçlü bir bomba lazım ve o güçlü bomba hangisi bilmiyorum. Evet, biraz aramam gerekiyor. Güçlü bir bomba bulmam lazım. Şimdi basit bir bomba koyarsam hepsi ölmez. 100 kişinin 50'si ölür, 20'si ölür. O yüzden kullanacaksak bayağı kaliteli bir bomba kullanmamız lazım. Bir şeyler bulmayı deneyeceğim arkadaşlar. Evet, devam ediyoruz. Döndüm şu anda oyuna, görmüş olduğunuz gibi. Burada bir tane bomba var. Şimdi bu bomba ne kadar güçlü fazla bilmiyorum. Tam şöyle ortaya geçip bunu buraya bırakacağım arkadaşlar. Artık ne olacaksa olsun. Tam ortalarda şu anda bombayı bıraktım. Bakalım ne olacak? Boom! Evet, 100 kişinin hepsi ölmedi arkadaşlar ama güzel bir patlama oldu açıkçası. Evet, güzel bir patlama oldu ama 100 kişi aynı anda ölmedi. Bizim 100 kişiyi aynı anda öldürecek güçlü bir bombaya ihtiyacımız var. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Şu anda yeni bir bomba buldum. Bu C4 patlayıcı ve ne kadar güçlü bilmiyorum. Beraber göreceğiz. Yine aynı şekilde ortalarına C4 patlayıcıyı koydum. Geri çekiliyorum ve patlatıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3. Bam! Oo! Hepsi aynı anda öldü ama... parçaları etrafa saçılmadı. Sadece öldüler arkadaşlar. Evet. Sadece öldüler. Hepsi yere yığıldı arkadaşlar ve çoğu ayakta öldü. Böyle parçaları etrafa fırlamadı. O yüzden şöyle bir şey daha yapacağım. Bunu ortaya koyacağım. Bakalım ne olacak. Ve güm. Evet, ben de bunu görmek istiyordum. Tamam. Biraz daha güçlü bir bombaya ihtiyacımız var. Ben artık şunu bulup geleyim. Evet, daha biliyoruz. Oyuna tekrar girdim. Bir bomba daha buldum arkadaşlar. Evet, bu bomba TNT yazan bir kutu arkadaşlar. Bunu yine ortaya koyacağım. Bakalım ne olacak. Şu yanları kapatalım ki daha fazla alanımız olsun. Heh. Evet, şimdi bunu yine patlatacağım. Hadi güzel bir patlama olsun arkadaşlar. Bombamızı bulalım ya. Bombamızı bulalım. Hadi patla. Oo, güzel. Yarısı patladı. Arkadaşlar, nükleer bomba diye bir şey buldum ve nükleer bombanın ne kadar güçlü olduğunu biliyorsunuzdur. Şimdi onu deneyeceğim ve evet, bunu nasıl patlatacağım bilmiyorum arkadaşlar. Üzerinde düğmeler var, enter falan diyor ama arkadaşlar 30 saniye kaldı galiba. Evet, bu birazdan patlayacak arkadaşlar. Ben biraz uzaklaşsam fena olmaz aslında. Evet arkadaşlar, patlayacak mı bu? Ben nasıl çalıştığını bunun gerçekten bilmiyorum. İnanın ki bilmiyorum arkadaşlar. 29, 28. Aa evet. Aa 26 saniye diyor. 25 saniye diyor.
Arkadaşlar ben kaçayım. Arkadaşlar ben kaçayım. İyi şeyler olmayacak bence. Şu an 20 saniyesi var. 20 saniye sonra patlayacak. Bakalım 100 kişiye ne olacak? Evet arkadaşlar şu an daha 7 saniyesi var. 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve... Arkadaşlar... oha! Lan! Oğlum... oyun yok oldu. Lan oyun... lan oyun yok oldu. Abi... Arkadaşlar... Oyun yok oldu. Ne oluyor? Lan oğlum oyun... Oha! Lan oyun yok oldu. Tamam gelin biraz daha değişik bir şeyler deneyelim. O nükleer bombanın elle tutulabilir versiyonunu aldım şu anda. Bu sıraki nükleer bombayı elle tutabiliyormuşuz. Şu anda elimde görmüş olduğunuz gibi. Şimdi bunu fırlatacağım. Bakalım neler olacak. Tam şöyle ortaya bunu bırakacağım. Evet. Oo bu biraz daha güçlü galiba. Galiba evet. Oha! Lan! Oha! Oha! Lan oğlum. Oğlum oha. Arkadaşlar tamam. Gelin aynı anda 500 kişi öldürelim. Çünkü bomba gerçekten güçlüymüş. Biz aynı anda 500 kişiyi öldürebiliriz. Tamam şu anda burada bildiğiniz gibi 100 kişi var arkadaşlar. Bu 100 kişiyi arkadaşlar ne yapalım biliyor musunuz? Şöyle kopyalayalım. Artık bu 100 kişi böylelikle kaç kişi oldu? Böyle 200 kişi oldu arkadaşlar. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bu 200 kişiyi de bir daha kopyalıyoruz. Ve artık burada toplam şöyle yaparsak... Çok donuyor bilgisayarım şu an. Şöyle yaparsak 400 kişi oluyor arkadaşlar. Evet. Ama şimdi o 100'ü nasıl ayıklayacağız? Durun şöyle yapalım. Yanlış yaptım arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şu anda burada görmüş olduğunuz gibi 200 kişi var. Bunu kopyalayacağım şimdi. Hadi bakalım kopyalıyorum, hazır mısınız? Bam! Kopyaladım şu anda arkadaşlar. Bayağı donuyor bilgisayarım. Buradaki herkesi aynı anda öldürünce ne olacak gerçekten merak ediyorum. Şu an kopyalayamıyorum. Bilgisayar dondu şu an. Şu an bilgisayar gitti arkadaşlar. Herhangi bir kopyalama işlemi yapamıyorum. Umarım herhangi bir sıkıntı olmaz. Aha kopyalayabiliyorum. Bir dakika. Heh tamam kopyaladım. Güzel. Arkadaşlar böylelikle burada toplam kaç kişi oldu? Kaç kişi oldu lan? 100 kişi vardı. 200'e çıkarttık. 200'ü 400 yaptık. 500 olmasını istiyorsak arkadaşlar şuradaki 100 kişiliği de bunların üstüne koymamız gerekiyor. Bunları da koyarsak arkadaşlar toplam 500 kişi olacak. O yüzden şöyle yapalım. Bunu da kopyalayalım. Ama bunlar biraz yukarıda olsun. Bunların üstlerinde olsunlar. Aynen. Tamam. Hop tamam. Oğlum şu an ne yapıyoruz? Şu an çok şey bir şey yapıyoruz arkadaşlar. Tehlikeli bir şey yapıyoruz ama. Neyse umarım bilgisayarım ölmez abi. Tamam. Bunları da bu şekilde yukarıdan koyacağım. Şuradakileri şimdilik silebiliriz arkadaşlar. Tamam. Şu anda arkadaşlar bu gördüğünüz yerde toplam 400 kişi var. Evet burası 400 kişilik bir yer arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Bakalım bu 400 kişi aynı anda ölünce ne olacak? Pardon ya 400 dedim. 500 kişi var arkadaşlar, 400 değil. Burada toplam 500 kişi var. Hop evet şu anda hatta yarısı aşağıya düşememiş. Baksanıza çoğu hala havada duruyor. Abi ben kendimi göremiyorum. İsimlerden kendimi göremiyorum şu anda. Arkadaşlar ben kör oldum. Evet ben galiba kör oldum. Neyse. Arkadaşlar nükleeri atıp kaçıyorum. Kaç. Nükleeri attım kaçtım arkadaşlar. Allah'ım yardım et. Aha patladı. Arkadaşlar ne oluyor? Oyun gitti arkadaşlar. Roblox gitti şu an. Abi geçmiş olsun. Oyun çök. Aha. Oğlum ne oluyor lan? Oha ne oluyor? Ne oluyor? Oha ne oluyor? Oha. Lan. Oğlum ne oldu? Arkadaşlar oha her yerde ölü var. Oha evet şu anda az önce gözünüzün önünde 500 kişi aynı anda öldü abi. 500 kişi aynı anda öldü ya, düşünebiliyor musunuz? Oha bilgisayar bayağı kafayı yedi ama herkesin patlayış anını görebildik arkadaşlar. Gelin biraz daha güçsüz bombalar kullanalım, yavaş yavaş patlatalım, bakalım o zaman ne olacak. Evet arkadaşlar şu anda 500 kişilik oyunumuza bir daha giriyorum ve hadi bakalım. Evet şu anda benim karakterim yavaş yavaş yükleniyor, yani burada o kadar çok karakter var ki. Neyse biraz bekleyelim. Şimdi elimizde böyle bomba var, böyle kutu bomba var, böyle bir şey var, C4 var. Hangisini kullanmam gerekiyor bilmiyorum. Ama en güçlüsü bu nükleer bomba, onu biliyorum ama onu kullanmayacağım şimdi. Biraz daha basit bir şey kullanacağım ve bunu buraya bırakacağım arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Şöyle uzaklaşalım. Pek bir şey göremiyorum zaten. Hop evet patlama oldu şu anda ve ooo etrafa bayağı ölü saçıldı ama yani hepsi ölmedi tabii ki de arkadaşlar. Tamam yavaş yavaş şöyle etrafa birkaç tane koyalım, bakalım ne olacak. Hop bir daha patlıyor. Ooo evet güzel patlıyor. Gerçekten güzel patlıyor ama evet bize daha çılgın şeyler gerekiyor arkadaşlar. Hepsi zaten daha önce aynı anda öldü. O yüzden yavaş yavaş patlatmanın bir anlamı yok. Biz gelin
500 kişiyi değil 1000 kişiyi patlatalım. Bakalım ne olacak arkadaşlar. 500 değil 1000 kişi. Aynen öyle. Evet, şimdi görmüş olduğunuz gibi burada toplam 500 kişi var. Buradaki herkesi seçiyorum. Arkadaşlar seçemiyorum. Seçemiyorum, bilgisayar dondu. Sanki bir şekilde seçmem lazım şöyle. Heh. Tamam. Evet arkadaşlar, buradaki şu anda 500 kişiyi seçtim. İsimleri silsek mi ya? İsimler çok yer kaplıyor. İsimler gerçekten oyunu bozuyor abi. Neyse tamam. Arkadaşlar bunları şimdi bir daha kopyalayacağım. Böylelikle ne olacak arkadaşlar? Buradaki kişi sayısı kaça çıkacak? 1000'e çıkacak. Tamam. 500 kişiyi 2'ye katlıyorum şu anda arkadaşlar. Bismillah. Abi bilgisayar çökmesin. Abi bilgisayar çökmesin. Tamam, çok iyi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Tamam. Evet, bunları üst üste koydum arkadaşlar. Bakalım nasıl aşağıya düşecekler bilmiyorum ama şu anda görmüş olduğunuz alanda toplam 1000 kişi var. Artık ne kadar görebiliyorsunuz bilmiyorum ama ben her yerde isim görüyorum. Her yerde yazılar yazıyor arkadaşlar ama insanları da görebiliyorum hafiften. Tamam. Şimdi sizlerle birlikte bu 1000 kişiyi aynı anda patlatacağız. Bakalım ne olacak. Evet, şu anda buraya uzaktan baktığınızda hiçbir Roblox karakterini göremiyoruz arkadaşlar. Hepsine böyle yakınlaştığımız zaman görebiliyoruz. Çünkü oyun o kadar donuyor yani. İsimleri göremiyorum arkadaşlar. Yani pardon, sadece isimleri görebiliyorum. Karakter göremiyorum. Neyse arkadaşlar, şöyle aralarına dalacağım ve nükleer bombayı bırakıp kaçacağım. Abi ben önce aralarına girebilsem daha iyi olacak da. Abi aralarına bile giremiyorum şu anda. Nükleer bombayı bırakıp hemen kaçmam lazım, yoksa ben de havaya uçacağım arkadaşlar. Nükleer bombayı koydum. Kaç. Abi kaçamıyorum. Arada kaldım. Ben de öleceğim. Patlayacak. Patlayacak. Abi. Abi eyvah. Ne oluyor şu an? Ne oluyor şu an? Abi bilgisayar gitti. Vallahi bilgisayar gitti. Abi bilgisayar gitti şu an. Abi geçmiş olsun. Bir bilgisayarım vardı, o da gitti lan. Aha. Abi bir şey değil mi? Vallahi bilgisayar gitti. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Beni duyuyor musunuz? Acaba şu an video devam ediyor mu lan? Ha, aa, devam ediyor. Oha! Ne oluyor lan? Aha, patlama oldu. Patlama oldu. Arkadaşlar. Oha! Oha, ne oluyor lan? Oğlum. Arkadaşlar. Bir şey diyemiyorum şu an. Oha! Bir sürü patlama oldu. Lan! Oğlum yanlışlıkla iki tane nükleer bomba patlatmışım. Oğlum her yerde ölü var şu an. Arkadaşlar ben neredeyim? Arkadaşlar. Aha, bir dakika. Ne oluyor şu an? Ben neredeyim abi? Şu an ben neredeyim? Ne oluyor? Ne oluyor? Roblox kafayı yedi şu an. Abi bir tane daha patladı. Bir tane daha patladı. Yanlışlıkla bir bomba daha atmışım. 5-6 tane nükleer bombayı aynı anda patlattım şu an ve her yerde ne oluyor? Oyun çok fena donuyor şu an. Her yerde siyah kafalar var abi. Bu ne oğlum? Harbiden. Baksanıza. Aa, ölmüşüm ben abi. Evet, şu an oyun biraz daha rahatlamış gibi oldu. Güzel. Oyun yavaş yavaş düzeliyor arkadaşlar. Aa, buradakiler ölmemiş galiba. Arkadaşlar buradakiler öyle değişik ölmüş ki, bazılarının bacağı yok, bazılarının kafası yok. Bak, bazılarında her şey duruyor. Çok değişik ölmüşler abi. Ve şu anda benim karakterim görünmez arkadaşlar. Ha, burada ne olmuş? Burada ne olmuş? Arkadaşlar buradakiler öyle bir ölmüş ki, oha, ışınlanıyorlar. Aa! Arkadaşlar herkes yok oldu. Ben neredeyim? Arkadaşlar reset çektim şu an. Aa, bana ne olmuş? Ben kendimi göremiyorum. Bir dakika, benim karakter de gitti. Şu an benim karakter de gitti. Aa, geldi. Hoş geldin. Merhaba. Tamam. Evet, artık başka bir deneye geçelim, yoksa bilgisayar gerçekten bozulacak arkadaşlar. Az önce aynı anda 1000 kişiyi patlattık ve ne olduğunu siz gördünüz. Korkunçtu. Gerçekten inanılmaz bir şeydi. Şimdi gelin başka bir deney yapalım sizlerle birlikte. Arkadaşlar bir sıkıntımız var. Roblox Studio yanıt vermiyor. Abi Roblox çöktü. Şu an Roblox çökerttik abi. Evet, geçmiş olsun. Şu an Roblox Studio yanıt vermiyor. Vay be. Vay be. O kadar hayvansı şeyler yaptık ki arkadaşlar, Roblox şu an çöktü. Ne düşünüyorsunuz? Evet, biz şu an yaptığımız şeyler gerçekten hayvansı şeylerdi. Çok abarttık bence. Ve Roblox rahmetli oldu arkadaşlar. Şu an Roblox çöktü. Kapatıp açmam gerekiyor. Bakalım düzelecek mi? Umarım bir sıkıntı olmaz. Evet, devam ediyoruz. Şu anda Roblox Studio'ya tekrar girdim ve evet, herhangi bir sıkıntı yok. Güzel, her şey güvende. Bomboş bir yer. Tamam, gelin bir sonraki deneyimize geçelim. Evet, burada görmüş olduğunuz gibi bir polis arabası var arkadaşlar. Veya herhangi bir araba. Şöyle bir araba deneyelim mesela. Bu ne? Oo, evet, burada da zırhlı bir araç var. Bu arabalar patlayabiliyorsa farklı bir deney yapacağım. Yine elime bomba alacağım arkadaşlar. Aynı şekilde nükleer bomba almayacağım, yeter. Valla nükleer bomba işimizden geçti arkadaşlar. O yüzden artık nükleer bomba kullanmayacağım. Şöyle bir dinamit aldım arkadaşlar. Bakalım bu arabalar patlıyor mu? Eğer ki arabalar patlıyorsa bu sefer arabalar üzerinde deney yapacağım. Evet, devam ediyoruz. Şu anda oyuna tekrar girdim. Arabalar çalışıyor mu bir denemek istiyorum önce.
Evet, arabalar ankoru kapalı olduğu için çalışmıyor ama yani araba görüyor, gördüğünüz gibi arkadaşlar normal. Tamam, bombayı bırakıyorum. Bakalım ne olacak arkadaşlar, uzaklaşıyorum buradan. Bomba biraz uzağa düştü ama bakalım polis arabası patlayacak mı? Oo, evet arkadaşlar arabalar patlıyor. Arabalar patlıyor, buradan bunu görmüş olduk. Tamam, burada zırhlı bir araç var. Zırhlı aracı patlatmayı deneyeceğim. Abi bomba yine uzağa düştü. Bomba yine uzağa gitti, ben orada mıyım? Ben orada değilim. Neyse dur, arkadaşlar bombayı şuraya koyalım. Abi bu bomba düşmek zorunda mı? Neyse bakalım ne olacak arkadaşlar. Hop, bu araba patlıyor mu? Evet arkadaşlar, hemen hemen çoğu araba patlıyor. Peki gelin aynı anda bir sürü arabayı patlatalım. Ha, ama şunu söyleyeyim, ben bu arabaların patlama şeklini sevmedim. Biraz daha güzel patlayabilirlerdi, böyle etrafa parça saçılabilirdi ama ben bu patlama şeklini sevmedim. Şu araba biraz daha basit. Yani şu görmüş olduğunuz araba biraz daha basit. O yüzden bunu patlatmayı deneyeceğim. Bakalım bu nasıl patlıyor. Evet arkadaşlar, arabayı sürmeyi denemeyeceğim. Ankordan dolayı gitmeyecektir muhtemelen. Neyse, bombayı arabanın üstüne bırakıyorum. Umarım başka yere düşmez. Evet, uzaklaşalım bakalım araç nasıl patlayacak. Patlayacak mı veya? Önemli olan o. Ve evet, araç güzel patladı. Tamam, bunun patlaması hoşuma gitti, ne yalan söyleyeyim. O zaman gelin artık bu aracı kopyalayalım ve patlatmaya başlayalım. Önce buradaki arabayı gelin isterseniz arkadaşlar iki araba yapalım. Evet, artık burada iki tane araba var. Biraz da yerden yükselteceğim. Tamam, iki araba artık dört araba oldu arkadaşlar. Dört araba artık bu şekilde ne yapalım? Arkadaşlar şöyle sekiz araba yapalım. Şöyle bunları bir daha kopyalayalım. Şöyle olsun. Tamam, aynen. Aynen. Ya tam kare olsun istiyorum, o yüzden bunu biraz kareye yapmaya çalışacağım. Şöyle. Ha, tam kare oldu şu an galiba, değil mi? 1 2 3 4 1 2 ya evet. Yani çevre olarak evet, kareye benzedi. Tamam. Şimdi bu arabaların ortasına bomba koyacağım. Bakalım arabaların hepsi nasıl patlayacak? Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Şu an elimde böyle bir bomba var görmüş olduğunuz gibi. Bunu ortaya bırakacağım ve bakalım ne olacak. Evet. Belki güçsüz bir bombadır ve hepsini patlatmaya gücü yetmez ama arkadaşlar yo, hepsini de fırlattı valla. Evet, güzel patladı, güzel patladı. Tamam, şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? O nükleer bombayı kullanacağım ama kullanmadan önce arabalar çalışıyor mu bakmak istiyorum. Evet, arabalar çalışıyor. Arabaları hala istediğim gibi sürebiliyorum. Oha abi, çok güzel gitmiyor mu? Ben bu arabayı çok seviyorum, çok güzel gidiyor. Acaba savaş oyunuma bu arabadan mı koysam? Çok güzel değil mi? Yeşile falan boyarız belki, kamuflaj falan ekleriz. Güzel olabilir, neyse tamam. Arkadaşlar gelin nükleer bombayı deneyelim. Ama tabii ki de nükleer bombayı denemeden önce arkadaşlar bunları biraz daha çoğaltmak istiyorum. Çünkü nükleer bombanın ne kadar güçlü olduğunu az önce gördünüz. Nükleer bomba deneyinden önce bunları bayağı bir çoğaltmak istiyorum arkadaşlar. Bayağı bir, yani bayağı aşırı derecede bunları çoğaltmak istiyorum. Şu an oyunum bayağı donuyor, o yüzden fazla abartmayacağım. Bu kadar araba yeter diye düşünüyorum. Bu arabaların ortasına nükleer bombayı atacağım. Evet, devam ediyoruz. Şu anda oyuna devam ediyoruz. Elimde yine nükleer bomba var ve burada görmüş olduğunuz gibi bir sürü araba var. Arabaların tam ortası burası arkadaşlar. Şu anda benim olduğum yer. Şöyle bir bakayım. Evet, doğru yerdeyiz. Nükleer bombayı buraya bırakıyorum ve topuk, kaç. Kaç. Kaç abi, kaç 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 kaç. Ve arkadaşlar oha oha oha, bu daha güzeldi. Bu daha güzeldi. Bu gerçekten daha güzeldi abi. Oha, bu inanılmazdı. Bir daha yapacağım. Bu aşırı eğlenceliydi. Bu benim çok hoşuma gitti. Gördünüz mü? Bu daha hızlıydı ve oyunumuz donmadı arkadaşlar. Yani dondu da hafif, öyle çok aşırı değildi. Arabalar biraz kaydı ama bir şey olmaz, neyse. Arkadaşlar bombayı koydum. Bombayı koydum, kaç. Topuk. Bom. 1, 2, 3 ve bum. Aha. Woo! İşte bu. İşte bu. İşte bu. Tamam. Okey. Bence gayet güzel bir deneydi ve çoğumuzun merak ettiği şeyleri burada öğrenmiş olduk. Sizler bu video hakkında ne düşünüyorsunuz? Eğlendiniz mi bilmiyorum ama ben bu videoyu çekerken çok eğlendim. Yeni şeyler denemek benim çok hoşuma gidiyor. Umarım sizler de bu videoyu izlerken eğlenmiş ve beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atarak bunu belirtebilirsiniz. O zaman başka bir videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.